Ben Abdullah Gözaydın. Türkiye'nin en eski, 20 yılı geçti, internet habercilerinden biriyim. 2000 yılına kadar forum siteleriyle haberler yapıyordum, tartışmalı forum sitelerinden. 2000'den itibaren de haber yazılımlarıyla 4 tane aktif haber internet sistem var. Bunlardan biri de gördüğünüz sivilhareket.com. Şimdi bu videoyu çekmemin sebebi 12.5.2019 Ramazan-ı Şerif'in bir sahur programında saat 1'den sonra Esenler Dört Yol'daki derneklerin iftar çadırında, Çankırı dernekleri iftar çadırında, sahur programında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bir konuşma yapıyor. Bu konuşmayı orada vatandaşlar da çekiyor, kendi cep telefonlarından. Ilgaz TV de çekiyor. Ve bu toplantıda bulunan, her ne kadar Çankırılılar olsa da, hemen çevresindeki insanlardan Karadenizli çok var. Hatta bir AK Partili meclis üyesi Hüseyin Koç ve Hasan Gürsoy, Esenler habercileri, ne haber veriyor. Diyor ki Tevfik Göksu bugün Trabzonlar için böyle bir şey söyledi. Tabii elde bir şey yok. Çocuklar hemen iftar çadırının oraya gidiyorlar. Burada kimlerin video çektiğini öğreniyorlar. Sonra o çocukları sosyal medyada kendilerini ekliyorlar, tanışıp. Tabii bu Ilgaz TV ve bir tane de vatandaş burada çektiği videoyu yayınlıyor. Biri yan profilden çekilmiş. Ilgaz TV'ninki ön profilden çekildiği için onu kopyalıyor arkadaşlar. İnternete atıyorlar. Ve anında, internete atıldığı anda ben de Fatih'te bilgisayarın karşısındayım. Benim önüme düşüyor video. Seyredince akıl almaz bir açık seçik bir itham var orada. Ekrem İmamoğlu nezdinde İstiklal madalyalı dedesine, tabi ima yoluyla, işte haber burada, daha dokunmadık. Bu Sayın Göksu'nun şikayet dilekçesinde de şu sayfa var. Yazdığımız Tevfik T. Göksu'dan Trabzonlular Yunanlı iddiası. Yani bir iddia bu. İBB AKP Grup Başkan Vekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bir Yunan web sitesinin paylaşımını ciddiye alarak Yunan Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'na Yunanlı imasında bulunarak açık seçik Trabzonluları aşağıladı. Sözün nereye gittiğini düşünemeyen Göksu bütün Trabzonluları Yunanlı olmakla itham etmiş oldu. Türkiye'nin milli çimentosu Trabzonlu'ya hiç bu şekilde hakaret edilmemişti diye bir manşet attık. Ve Tevfik Göksu'dan nefret söylemi diye de resmin üzerine yazdık. Burada ben zaten ayın 13'ünde haberi böyle de yapmadım. Haberim, videoyu da kullanmadım. Benim videom ayın 15'i, yani bu 12'sinde yayınlanmış bir video. Benim haberim 15'inde yayınlanmış. Sebebi şu, inanamadım yani Tevfik Göksu'nun böyle bir şey söyleyeceğine inanamadım. Arkadaşlarının haberini aldım. Öyle ima yoluyla bir haber yaptım. Tabii bunu 15'inde değiştirdim biraz içeriğini. İnternette onların karşılığı vardır zaten. Güncellenmiştir. Dedim ki ya böyle montaj falan filan oluyor herhalde. Ayın 14'ünde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aynı konuşmayı yaptı.
aşağı yukarı aynı konuşmayı yaptı. O zaman bunun montaj olmadığını anladım. O büyükşehirdeki videoyu ararken YouTube'da Tevfik Göksu'nun YouTube hesabında büyükşehir videosunu yayınladığını gördüm. Onu oradan kopyaladım. İkisi videoyu birleştirerek YouTube'a attım. YouTube'a atmamla birlikte yani yoğun bir ilgi oldu videoya. Ama o sıra yani şimdi şeye internete Göksu Yunan İmamoğlu virgüllerle yazdım biraz evvel. Şurada galiba bakın Göksu Yunan İmamoğlu diye aradığınız zaman 261 bin netice çıkıyor. Yani ayın 12'sinde gece, gündüz 12'sinde bu internette yayınlanmaya başladı. Hem Ilgaz TV tarafından hem diğer çeken vatandaşlar birkaç kişi daha çekmiş. Bu patladı. Yani ulusal haberler mesela şurada bunu bir kişi bir söz söyledi bugün. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu söyledi sözünü. Ardından da yanlış olduğunu anladı bence konuşurken. Ve kendi kendine de ben ne yaptım arkadaş demeye çalıştı. İşte Tevfik Göksu'nun söylemek istediği aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmekti. Eleştireyim derken işte siyasetçi bazen hani boş konuşabiliyor ya dolduramıyor. Yani nasıl altını dolduracağını bilemediği için hata yapabiliyor. Ve gerçekten cümleleri kurarken cümlenin sonunu kaçırdı. Şimdi bu videoyu, bu mevcut videonun sonuna ekleyeceğiz. Benim şimdi Sayın Tevfik Göksu'nun bütün savunmalarında, mecliste yaptığı savunmalarda, TRT'de yaptığı savunmalarda Sayın Göksu diyor ki benim Trabzonlara böyle bir imam yok. Herhangi bir imada bulunmadım. Benim sorunum işte Trabzonlu bir Türk vatandaşına nasıl Yunanlı imasında bulunabilir? Bir defa onu şöyle göstereyim. Söz konusu haberi yapan Yunancam yok böyle Klafokanni diye yani bu kadın Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Ekrem İmamoğlu'yla röportaj yapmış. Ve bu olay patladıktan sonra İntepen Türkçe gazetesi bunu haber yaptı. Kadınla röportaj yaptı. Kadın diyor ki ben İmamoğlu için İstanbul'u Pontuslu kazandı başlığını atan Yunan gazeteci haberim çarpıtıldı diyor. Ve Yunanca Pontuslu demek Pontus bilindiği gibi bir ırk, bir kavim, bir bilmem ne değil. Sinop'tan Rize'nin ötesine kadar, Gürcistan'a kadar olan bölgeye Pontus diyorlar. Kıyı anlamına geliyor, deniz kıyısı anlamına geliyor. Pontuslu diyorlar. Yani Marmara bölgesinin Yunanca ne denildiğini bilmiyorum. Onun gibi işte yani bir bölge. Yunanca Pontuslu demek Karadeniz kıyısından demektir. Asla İmamoğlu'nun Yunan kökenli olduğunu ima etmedim, dedi. Etnos açıklama yaptı. Türk medyası kirli seçim oyunlarına gazetemizi alet etmeye çalışıyor diye itirazda bulundu. Yani burada röportajından alınmalar var. Altı Nisan'daki haberin başlığında İmamoğlu için Ponsien kökenli yani Pontus oluyor. Tanımını kullanmıştır. Başlık şehri Erdoğan elinden alıp Pontusluyla bir gün geçirdim. Yani bir gün seçim çalışmalarına katılmış. Velhasılım böyle. Şimdi
bir kenara koyalım. Yani Tevfik Göksu bir yanlış yaptı. Yaptığı yanlış ne? Etna gazetesinden haberi alan Tihama Nevs diye bir gazete. Bu gazete haberi Etna'dan alıyor. Bu da bir Yunan gazetesi. Başlığında Ti Grek Bio Kordit, yani Yunanlı kelimesini bu Tihama Nevs kullanıyor. Aslında haber Etna'nın haberi. Ve bu haberi, şu haberi kullanarak, işte burada Türkçesi, burada Yunancası, yeni seçilen Konstantinopolis Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı Pontian kökenli raporlara ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalelerinden birini rakibi Binali Yıldırım'ı yenerek fethetmeyi başaran bir Yunanlı konuşmacıya göre falan diyor, layık cumhuriyet falan filan. Yani şu gazetenin alıntı yapan, Yunan sitesinden alıntı yapan başka bir gazetenin, bu küçük bir gazete ama Etna, esas haberi yapan Etna, Yunanistan'ın ilk üç gazetesinden biri. Bu da benim gibi sıradan bir internet sitesinin haberi. Yani Tihama Nevs diye bir gazete. İnternet gazetesi. İngilizce yayın yapıyor. Üstelik Yunanca da yayın yapmıyor. Bak orijinalinde şu orijinal sayfası. Sayfa İngilizce. Biz tabii bunu aynı bizim yaptığımız hatayı Tevfik Göksu yapmış oldu. Niye? Yani bir İngilizce bilenden sormuyor da gidiyor Google translatörden çevirdiği zaman böyle bir garip bir şey çıkıyor. Tamam, bu da önemli değil. Tamam, burada bir hata olur. Şimdi burada Portakal'ın dediği gibi ya yanıldım, böyle bir algıya sebep oldum, özür dilerim deyip özür dilemek yerine inat ediyor. Ya bizim kadar inat edemezsin kardeşim. Sen eski Malatyalı, yeni sonradan Adıyamanlısın. Yani Doğulular da inatçı olur ama Trabzonlu'nun inadını geçemez. Şimdi ben buradan Sayın Tevfik Göksu'ya soruyorum. İstanbul Belediye Başkanı dedesi Gazi, Yunan'a karşı mücadele ederek kazandığı İstiklal Savaşı gazisi ve onun kardeşleri Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olmuş, kaybolmuş. Benim ailemde de var. Hatta iki gün evvel babamın amcalarından biri Kutul Amere Savaşı'nda şehit olduğunun haberini aldım Osmanlı arşivlerinden. Milli Savunma Bakanlığı arşivlerinden. Onun da belgesi, o çalışma Kutul Amere Savaşı'nın şehit defterinde. Ankara'dan aradılar beni. Yani oradaki bilgilerin eksikliklerini tamamlamış oldum. O arkadaş da bizim Osmanlı arşivlerinden tanıdığım bir arkadaşım. Beni tanıdığı için bana sordu. Şurada Yunanca. Şimdi Tevfik Göksu'ya ve Tevfik Göksu'yu savunan arkadaşlara, ister Trabzonlu olsun, ister şey olsun, kimsenin sormadığı bir şeyi soruyorum şimdi. Bunu kimse sormadı. Şu Yunancası, Yunancasını koyalım. Ben bunları Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sayın Tevfik Göksu'ya göstersinler diye böyle kartona, A4'e, A3'e bastırdım ama maalesef CHP'lilerden henüz bu isteğime cevap gelmedi. Şimdi bir gene köylüm olan bir arkadaşa verdim. Dilerim o yapar. Bakın Yunan sitesinde Yunan sitelerinde İmamoğlu için bir tane haber çıktı. Daha öncesi yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkında
o kadar adice, o kadar şerefsizce, o kadar iftiralar dolu haberler var ki, Sayın Göksu, sen İmamoğlu'nun haberini Yunan sitelerinden bulup çıkardın da, şu Cumhurbaşkanımız için söylenen, o da bir Pontus kökenli, yani Doğu Karadeniz kökenli bizim gibi. Alın. Orada da Erdoğan'ın bir Yunanlı geçmişi var. Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan kökenleri Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kendisini inkar etmeden falan diye araştırma yapmışlar sözde. Bunu Aliya Aigaleo Press yazıyor. Şurada Anti.com.si diyor. Erdoğan'ın Yunan kökenleri hakkındaki gerçekler. Ey Göksu, bunun gibi yüzlerce haber var Yunan sitelerinde. Sen bir ayıp diyorsun, bir gazetenin, Yunan gazetesinin İmamoğlu için söylediği şeye ayıp diyorsun. Bu utancı nasıl paylaşıyorlar, susuyorlar diyorsun. Ben de şimdi size hak verenlere ve size soruyorum. Cumhurbaşkanımız için çok ağza alınmayacak eşkıya varıncaya kadar acayip bir videolar var. Buraya almadığım videolar var. Bu Ant.com'da olan bir haber. Bu da Yunancası. Fanpage diye bir gene Yunan sitesi. Erdoğan'ın Karadeniz köyünden bir Yunan kökenli olması manşetiyle veriyor. Yani altında hayalen doldurulmuş, onun bunun iddialarıyla yazılmış şeyler. Ama bunlar da bir iddia. Benim kanıma dokunuyor bunlar. Ey Göksu, bunlar senin kanına dokunmuyor mu? Grek National Pride diye, bu Yunancası. Bakın burada Yunanistan'ın ulusal gururu, blok ulusal temalar Yunanistan. Yani Yunanistan'ın ulusal gururuymuş bu. Ulusal yazıyor, yazı Yunanca yazılar. Erdoğan'ın Yunan kökenli Pontus asillerinden geliyor. Bak. Ve altında akıl almaz iddialar var. Yani asi dediği eşkıyalığa varıncaya kadar söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dedeleri hakkında. Nev Boms'ta Erdoğan'ın Yunan kökenleri ve asaleti neydi? Aynı şekilde bu Yunanlılar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Üsküp Başbakanı Grosski ve Arnavutluk mevkidaşı Edi Rama'nın da yanı sıra Yunan kökenlidir diyor. Yani bunlar Yunan'ın sapıkları bu şekilde bölgede bir yayılmacı politika izliyorlar. Biliyorsunuz ki horonmuş, lokummuş, baklavaymış. Yani bizim kültürümüzde ne varsa Yunanlılar bunu sahiplenmek istiyorlar. Emperyalist güçleriyle. Bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Yeri değil ama Yunanlar tarih boyunca savaşarak hiçbir yer almamışlar. İşte Osmanlı'nın yıkılışında Rusların taşeronluğunu yaparak, onların arkasından onların ayakçılığını yaparak Mora Yarımadası'nda mevcut Yunanistan'ı kurdular. Tarihinde hep böyle İngiliz'in, Yunan'ın falan böyle yancılığını yaparak bir toprak sahibi oldular. Şimdi Yunan medeniyetinin hüküm sürdüğü Anadolu'da gerek
Pontus Rum devleti, gerek Ege'deki Likyalılar falan bunlara sahip çıkıyor. Bir defa Pontus Rum devleti, Rum kelimesi Roma demektir. Rum vatandaşlar da Romalıdır. Yani Osmanlı döneminde ve Selçuklu döneminde Rumlara, Romalılara Rum diyorlar. Niye? Arapçada o harfi yok. Biz de Arapça harfleri kullanıyoruz. Biz de Romalı diyemiyoruz, yazamıyoruz bunu. Rum diye telaffuz ediyoruz. Diyarı Rum diye. Gayzeri Rum diye padişahımızın, Fatih Sultan Mehmet'in adı. Rum, Romalı demektir. Ve Selçuklu'da ve Osmanlı'da 1071'den önce Asya'dan kuraklıkta göçler var ya meşhur. O göçlerde gelen Asya kavimleri ve bunların çoğunluğu Türktür. Şaman olarak Anadolu'ya geldiler. Kuzeyden gidenler Macarlar, Bulgarlar gibi Hristiyan oldular. Yani kitap ehlini görünce Hristiyan oldular. Malazgirt'ten sonra gelenler Müslüman olduğu için, hatta savaşın ortasında biliyorsunuz Türk olduklarını anlayınca Bizans ordusundan ayrılıyorlar, Alparslan'ın ordusuna geçiyorlar ve Bizans ordusu yeniliyor. Şimdi Rum kelimesi Romalıdır ve Karamanoğulları gibi, Dulkadiroğulları, Germiyanoğulları, işte birçok isim saymayayım. Bunlar fetihten önce Hristiyandılar ve fetihten sonra da yakın zamana kadar, bilhassa Karaman Beyliği mensupları Hristiyanlığını muhafaza ettiler. O yüzden mübadelede Hristiyan Türkleri biz Yunanistan'a yolladık. Yunanistan'daki Türkleri buraya aldık mübadelede. Yani Türk oğlu Türkleri Hristiyan olduğu için yolladık. Bu nasıl bir anlayıştı ben bilmiyorum. Böyle siyasete de girmiyorum. Neticede Rum Yunanlı demek değildir. Çoğunlukla Rum Türklerdir gene. Romalıdır yani. Kaldı ki bugünkü Yunanistan Grek'tir. Grek de Makedonya'nın, Arnavutluğun oralarda küçük bir kavimdir. Ve Wikipedia'da dahi Greklerin eşkıya, soyguncu olduğunu, çok ahlaksız olduğunu Wikipedia yazıyor bunu. Yani bütün Avrupa basını, Avrupa mütefekkirleri Wikipedia'ya biliyorsunuz herkes yazar. Ve Greklerin böyle bir eşkıya bir toplum olduğunu söylüyor. Şimdi Yunanlar diyoruz, mecburen adam ismini Yunan koymuş ama Yunan değil, Grek onlar. Mavi gözlü, sarışın insanlar. Yunanistan'daki esmer insanların hepsi Romalıdır. Çoğunluğu Asyalıdır, iri kafalı, esmer, beyaz tenli insanlardır. Ve bunlar çoğunluğu Türktür. Ama biz işte bunları elimizde tutacak siyasi manevra yapamadığımız için dinciliği, İslam zorlama yoktur diyor. Kimseye dini zorlama yapmamamız gerektiği halde atalarımız biraz bunlara, hem Alevilere hem Hristiyan Türklere bir dışlama olayları oldu ve bu da Osmanlı'nın paramparça olmasına sebep oldu. Biz bundan sonra inşallah böyle bir şeyler yapmayalım. Çünkü Allah'ın soracağı şeyleri biz insanlara sormuyoruz. Şimdi buradan Tevfik Göksu'ya çağrıda bulunuyorum. Kendisi 35-40 sayfalık, 8 sayfa ifade, iddialar. Yani Yargıtay'dan, Danıştay'dan, Anayasa Mahkemesi'nden yaptıkları alıntılarla. Bu videoyu yayınladığımızdan dolayı bize 4-5 seneye kadar hapis cezasından iddianame hazırladılar. Yani ifade değil, resmen iddianame hazırladılar. Yani ben de mübalağasız binlerce defa hakim karşısına çıkmış biri olarak, savcı hakim karşısına çıkmış biri olarak ifade vermekte zorlandım. Sonunda ben de mecburen öyle 60 sayfalık, mesela şurada şeyler var, basından alınma, ulusal basına sesini çıkarmıyor Sayın Göksu. Esenler'deki iki gazeteci arkadaşımızla
bana hani Hasan Gürsoy ve Hüseyin Koç'a bir de bana hakaretten ve iftiradan dava açtı. Şu anda Bakırköy Adliyesi'nde dava savunmamızı verdik. Tabii dilerdim ki bu savunmayı vermeden önce konunun tarafı diğer arkadaşlardan hukuki yardım alalım istedik. Birçok meclis üyesi arkadaşımıza söyledik bunu ama kimse bir şey yapmadı. Biz de kendi sırtımızı kendimiz kaşıyoruz. Ben 1300 lira emekli maaşıyla bu kadar işi vatan millet Sakarya düzeniyle yapıyorum. Düşüncesiyle yapıyorum. Sayın Göksu beni mahkemeye vermekle ne yapacak? Yani bilmiyorum. Benden onları süründüreceğim diyor. Yani ve kendisinin çok özel bir belediye başkanı olduğunu söylüyor. Tabii kendi herkes kendini beğenir. Ben de kendimi beğeniyorum. Geçmiş bir serseri olarak bugün 90'dan bu yana, 80'den bu yana 90'da cezaevinden çıktığımdan bu yana sadece Allah rızası için. Allah'ın rızası olmayan hiçbir şeyi yapmamak kaydıyla mücadele ediyorum. Ben de kendimi değerli hissediyorum. Çünkü Allah'ın bir ismi Tevvab'dır. Geçmiş günahlarımızı affeder. Bugün bu çektiğimiz sıkıntıların vebaliyle de üzerimizdeki kulaklarını öderiz inşallah. Geçmişte zulmettiğimiz insanlara. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buradan Tevfik Göksu'ya yaşımın gereği bir abisi olarak diyorum ki biz iyi niyetliyiz. Seni de iyi niyetli olarak kabul ediyoruz. Ama milyonlarca Trabzonlu'nun bu algısı da onlar haklı. Siz kendi niyetinizden haklısınız. Biz de duyduklarımızdan haklıyız. Bu kadar internette 261 bin sayfa, yani internette yavaş, hızlı olsa bu daha da çok çıkar. Şu anda internet yavaş olduğu halde 261 bin bir sonuç çıkıyor. Bu konuyu araştırdığımız zaman tırnak içinde. Demek ki insanların da düşüncesine saygı duymanız lazım. Öncelikle mahkemelerde ulaşabilirsiniz. Biz de gider geliriz. Takdir-i ilahi, Allah'a sığınmışız. Ama lütfen Trabzonlulardan oluşturduğunuz bu nefret söyleminden özür dileyin. Biz de hakkımızı helal ederiz. Çünkü Hüseyin Koç da, ben de Trabzonluyum, ben Ofluyum. Hüseyin arkadaşımız Maçkalı. Neticede dilerim her şey güzel olacak. Şimdi konuyla ilgili videoları Tevfik Göksu'nun ve Sayın İmamoğlu'nun bu konudaki konuşmalarını kısa kısa videolarla sizi sıkmadan bu videonun arkasına koyacağız. İyi izlemeler dileriz. Herkese Allah'a emanet olun. Ben 23 Haziran'a kadar her akşam bunları anlatmaya devam edeceğim. Allah nasip ederse de yarın da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde anlatacağım. Her akşam bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü İstanbul'u biz, efendim, ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bir dakika ya. Bu arkadaş nereli? CHP'nin adayı nereli? Nasıl oldu Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı dedi, bir ses çıkmadı? Başkanım biz bilmiyoruz ki ne. Olay büyük kardeşler. Hesap büyük, olay büyük. Bu hesabı Esenler döndürecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Var mısınız? Evet. Eyvallah. Tevfik Göksu'nun Esenler Belediye Başkanı'nın ifadesi. Son öyle zannediyorum ki Karadenizlerden de bir tepki geldi. Ne düşündünüz ya da nasıl tepkilerle karşılaştınız? Şimdi Erdoğan Bey,
hepimiz yıllarımızı tecrübe edinerek geçirdik. Yani siz yıllarını gazeteciliğe vermiş bir insansınız. Ben iş yaşamında olmuş bir insanım. Sosyal hayatı olmuş ve aynı zamanda da bir politikacı geçmişim var. Siyasetçi bir geçmişim ama tecrübe çok değerli, bir önemli. Yani şu vardır. Siz bir insanın konuşmasından, yani bir ortaya bir metin koyalım. O metinden bir şeyi sormayı iyi anlarsınız. Yani ben size bir soru sorarım, bir de ima ederim. Bu ima kısmı çok kurnazca kullanılan bir kısmıdır. O kurnazca kullanılan kısmı bu söylediğimiz şahsın kullandığı metin de çok net. Çok net. Yani diyor ki işte ya ben bu konuyu anlatmak bile istemiyorum ama Yunanistan'da bir gazete Yunan diyor. Sonra şöyle, nereli bu arkadaş? Nereli? Hani oradan ses geliyor. Ha, hesap büyük kardeşim. Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Neyi ima ediyorsunuz? Yani siyasette her şeyi niye kullanmaya çalışıyorsunuz? İnsanların geçmişi, soyu, sopu üzerinde neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Kaldı ki benim soyumu, sopumu bilmeyen yok ki. Ben bugün söyledim. Yani bu söylenilen şey bölge insanına hakaret. Kullandığı yani bu şehirde bile yaşayan farklı etnik kökenden insanlar var. Yani o insanlara da hakaret. Yani bu şehirde Rum var, Yunan var, Ermeni var, herkes var. O insanlara da hakaret. Neyi ima etmeye çalıştın sen? Yani çok affedersiniz ama hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ben şimdi size buradan çok net bir şey soruyorum. Allah aşkına. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Peki. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Bir Yunan gazetesi, bir Yunan medyası ne dedi? 31 Mart'ta Yunan İstanbul'u fethetti dedi. Buna İstanbul halkına soruyorum. Bir Türk vatandaşı için böyle bir ifade nasıl kullanılabilir? Siz şu sorunun cevabını verin. Siz şu sorunun cevabını verin. 31 Mart'ta ben vereceğim, merak etme. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı diye Yunan basını niye manşet attı? Ben bunu soruyorum. Yunan basını niye manşet attı? Bunu soruyorum. Bunun cevabını verin. Bir de özellikle ifade etmem gerekir ki, bakın, siyasi manipülasyon yapacaksanız ucuz siyasete girmeyi tercih etmeyin. Çıkın yiğitçe, yüreklice şunu söyleyin. Yunan medyası niye sizin adayınız kazandı diye bayram etti? Onu söyleyin. Evet Doğan Bey, buyurun. Arkadaşlar, şimdi ben bu konudaki videoyu sabah izledim Tevfik Bey. Dün akşam biraz yoğun işlerim vardı. Sabah bir arkadaşım bu tarafa erken saatte gelirken beni aradı ve şöyle ifade etti. Ben mecliste bu konuda bir tutum göstermek istiyorum. Trabzonlu arkadaşlarım infial içinde dedi. Ben bu olayın çapının, ben tabii sizin o sırada dinlememiştim konuşmanızı. Konuşmanızı dinlememiştim. Arkadaşımıza dedim ki ya olabilir, dil sürçmesidir, şeydir. Konuşmanızı dinlemediğim için genellikle de hoşgörülü ve ılımlı bir tutum almaya çalışan biri olduğumu sanıyorum. Öyle olduğumu düşünüyorum. Abartmayalım falan dedim. Fakat konuştukça ve bana gelen telefon sayıları arttıkça bu konuda ciddi bir infial olduğunu gördüm. Sözlerinizi dinlediğimde kesinlikle kabul edilemez olduğunu da gördüm. Ben Trabzonlu değilim ama Trabzonlu olsaydım da olmasaydım da ben de benzer tepkiyi gösterirdim. Arkadaşlardan rica ettim, lütfen tepkinizi demokratik ölçüler içinde tutun diye de onlardan ricacı oldum. Siz bu sözlerinizi burada açıkladınız. Bence bunları Trabzonlulara açıklayın siz.
Onlardan helallik alın önce. Onlardan helallik alın. Dolayısıyla bakın Yunan basını diyorsunuz, orada bile çarpıtma yapıyorsunuz. Yunanistan'da yerel bir basın, bizde de bir sürü yerel gazete basın var. Orada yerel bir basında sadece Karadeniz bölgesinden diyor. Yunan seçildi falan demiyor. Ne demek bu ya? Böyle saçmalık olur mu ya? Uyduruk. Sen şimdi bir de bunu kim olarak söylüyorsun? Genel başkanı İsrail'den şeref madalyası almış biri olarak söylüyorsun. Sen bunları, bak bunları söylemeyeceksin. Arkadaşlar kürsüye çıktığımız zaman birbirimizi ikna etme derdinde değiliz. Sadece bir takım olaylar konusunda tutumlarımızı ortaya koyuyoruz. Arkadaşımız koydu. Ben de ya CHP'nin suçu diyor. Ne suçu? Şimdi CHP'nin, ben her lafına cevap vermeye kalksam saatlerce konuşuruz burada. Siz bir şey söylersiniz, tutumunuzu ortaya koyarsınız. Biz de bir şey söyleriz, tutumumuzu ortaya koyarız. Kamuoyu karar verir. Şimdi diyor ki ben Trabzonlularla onları rencide edecek bir şey söylemedim diyor. Eyvallah. Ben de diyorum ki söyledin. Şimdi bu konuda birbirimizi ikna etmeye çalışacağız burada. Ben size gördüğüm Trabzonlu hemşerilerimizden aldığım tepkiyi burada yansıtmak. Bu benim görevim. İlla bir şey istiyorsunuz. Ben böyle kişisel şeylere girmek hoşlandığım bir şey değil ama söylemek zorundayım. Hoca efendi yeryüzünü mayalayan gönül sultanı. Şimdi bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Hoca efendimizi seviyorum diyor. Siz kalkıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Değerli bakın, arkadaşlar lütfen. Bunları getirmek değil. Ben bugüne kadar AK Parti'de Fethullah Gülen konusunda öz eleştiri veren bir kişi gördüm. O da Sayın Cumhurbaşkanı. Onun dışında milletimiz bizi affetsin. Biz bir yanlış yaptık. Bunların her dediğine he dedik diyen daha bir kişi görmedim. Sayın Cumhurbaşkanı dışında bu konuda topluma öz eleştiri yapan bir kişi daha görmedim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Olabilir. Aslında bu konu bu kadar büyümeyebilirdi. Sayın Başkan çıkardı. Herhalde sözlerim yanlış anlaşıldı. Ya da konuşmanın şehveti içinde farklı anlaşılabilecek ifadeler kullandım. Doğrusu budur derdi. Bu ortamı sözlerini düzeltmek için bir gerekçe olarak kullanırdı. Bu konu burada kapanırdı. Ne gereği var şimdi bu kadar bana oradan laf atıyorsunuz? Arkadaşlar siz bu hikayeleri Trabzonlulara anlatın. Anlatabiliyorsanız evet, doğru, anlatın. Toparlayalım. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi şu sorunun cevabını veremiyor. Bakın şu sorunun cevabını veremiyor. Bu nedir, özür dilerim? Bu bir Yunan gazetesinde çıkan haber. Ha, onların internet sitesi. Evet. Onların sitesine çıkan bir haber. Ne diyor? Ben bir Türk vatandaşı olarak vicdanıma ve iç dünyamdaki hesaba bakarsam bunu kaldıramıyorum. İstanbul gibi bir kentin seçim sonunda Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazanıyor ve bir Yunan gazetesi şu manşet atıyor. Bakın Yunan fethetti. Şimdi bu Türkçesi. Bu da Türkçesi. Özür dilerim. Buyurun. Evet. Bu da Türkçesi. Şimdi ben şu sorunun cevabını istiyorum sadece. Cumhuriyet Halk Partisi. Ben biliyorum ki ben her şey ne Ekrem İmamoğlu'nun şahsına, ailesine, ne Trabzonlara asla böyle bir ithamı ne yakıştırırım ne de böyle bir değerlendirmede bulunurum. Diyorum ki çıkın deyin ki kardeşim ey Yunanistan'daki falan gazete. Sen nasıl olur da İstanbul'la ilgili dünyanın en önemli kenti, Türkiye'nin en önemli merkezi bir şehrin belediye başkanı için böyle bir ifade kullanabilirsiniz? Duydunuz mu? Bu 15-20 günden beri konuşuluyor. Bir CHP'liden çıkıp da bununla ilgili bir cevap duydunuz mu? Hayır. Benim yaptığım şey bir CHP zihniyet eleştirisidir. Çıksın CHP, CHP kendi ayıbını gizlemek, kendi ayıbını örtmek için meseleyi Trabzonlar üzerinden başka bir manipülasyona geçiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün demiş ki arkadaşın sağlığı ile ilgili sorun var galiba. Valla benim sağlığımla ilgili falan hiçbir sorunumuz yok ama Sayın Kılıçdaroğlu kendisi baksın sağlığı ile ilgili mutlaka bir sorun var ve bu gazetenin cevabını versin. Ve çıksın desin ki ey Yunanistan'daki o gazete benim belediye başkanımla ilgili bu lafı edemezsin desin. Onu söylesinler. Benim söylediğim sadece bir CHP zihniyet eleştirisidir.
asla kat'a Trabzonlu kardeşlerimizle ilgili söylediğim ne bir ima var, ne bir ifade var, ne bir yaklaşım var, ne de aklımın ucundan geçen bir konudur. Trabzonlar bizim canımızdır. Hı. Benim ağzımdan ne Trabzon ne de Trabzon'a ilişkin bir şey çıkmamıştır. Asla çıkmazlar. Gönlü kırılanlar vardır. Gönlü herhalde. Kırılanlar varsa haklarını helal etsinler. Yani bu çirkin kampanyadan dolayı gönlü kırılan herhangi bir Trabzonlu kardeşimiz varsa Ramazan ayındayız. Birbirimizi bağışlayacağımız, birbirimize helallik dileyeceğimiz bir aydayız. Ondan şüphem yok. Ben sadece söylediğim cümle şudur. Benim ülkemin bir ana muhalefet partisinin belediye başkan adayı ile ilgili Yunanistan'daki bir gazete böyle bir manşet atamaz. Bu ana muhalefet partisinin genel başkanı ya da muhatabı kimse çıkıp bunlara haddini bildirmesi lazım. Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Tevfik Yeksu'nun yaptığı konuşmada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsı üzerinden tüm Trabzonluları rencide edici imalarda bulunduğu görülmektedir. Görüntülerde Sayın İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini iddia eden Göksu, daha sonra İmamoğlu'nun nereli olduğunu programa katılanlara sormakta ve kalabalıktan Trabzon cevabı alınca hesap başka diyerek şeytanın bile aklına gelmeyecek bir imada bulunmaktadır. Trabzon şehrini ve tüm Trabzonluları töhmet altında bırakan, mesnetsiz imalarda bulunan Tevfik Göksu'yu bu yüce meclisimizin kürsüsünde esefle kınıyorum. Evet, Ekrem İmamoğlu Trabzonludur. Has bir Trabzon delikanlısıdır. Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Cevizli köyündendir. Ve onun seçilmesine doğulusuyla, batılısıyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle tüm Türkiye sevinmiştir. Tirol ağzı ile sarf ettiğin, bölen, ayrıştıran, karalayan sözlerini derhal geri al. Başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'den özür dile. Trabzon üzerinden farklı algılar oluşturmaya çalışanları bu kürsüden uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın. Trabzon insanının hassasiyetleriyle oynamaktan vazgeçin. Trabzon sahipsiz değildir. Trabzon sizin içinde yüzüp eğleneceğiniz durgun bir göl değildir. Fırtınalı ve dalgalı bir denizde kulaç atıyorsunuz. Dikkat edin, bu fırtına bir gün sizi batırır. Unutmayın ki Trabzon Türkiye'nin tesisidir. Bürosunu yürüttüler ki öyle bir manipülasyon yaptılar ki hiç ağzından çıkmayan, hiç ifade etmediğim kavramları haber yorumlarıyla söylemişim gibi haberler yaptılar. Bugün mahkemeler hepsine haberi yasaklama kararı verdi. Haber mahkemelerin verdiği karar şu. Ne? Söz dışında yapılan haber. Esenler'den de iki tanesi, üç tanesi yaptı galiba. Hesaplaşacağım onu. Onlar da hesaplaşacak. Onlar da öyle bir hesaplaşacak ki görecekler ayayı koyayı. Mahkemeler de hesaplaşacağız. Neymiş iftira atmak? İftiranın bedeli nedir? Onlar da onu görecekler.